Bir atölyemizde 4 Ekim günü gerçekleştirmiştik. Biranın tarihine, kültürüne yakından değmiştik. 4 Ekim Cuma günü başladık. Fermantasyonun başlangıç tarihi 4 Ekim Cuma. Fermantasyonun bitimi 18 Ekim Cuma. Yani tam 2 hafta sürmüş fermantasyon. Aynı zamanda fermantasyon bittikten sonra bir haftada dinlenmiş. Dinlenmesi için hava sıcaklığı da ideal bir sıcaklıktaydı. Şu an şişeleme aşamasına geldik. Birinci aşamamız yine her zamanki gibi temizlik, dezenfeksiyon. İki aşamalı bir temizlik sistemimiz var. Birincisi toz olan PBB temizleyiciyle. Bir litre için 3 çay kaşığı. Şu an şurada yarım litre olduğu için 2 çay kaşığı alıyorum ben. Bu aşamada elimiz dahil bütün kullanacağımız malzemelerin dezenfekte sıvılarından geçmesi gerekiyor. Şunu çözülmesi adına karıştırıyoruz. Bu işlemi bütün şişeleri uyguladıktan sonra ikinci aşamamız. Star sanlamak. Star sanladıktan sonra hiçbir şekilde başka bir şeyle temas etmemesi gerekiyor. Su dahil. Yani şu kullandığımız madde, geçen de anlattığım istersen, durulamasız bir aratırıcı. Ardından durulama yapıldığı zaman suyun içerisindeki bazı bakteriler biranın dinlenmesi aşamasında zarar verebilir, bozulabilir. Bu bağlamda istersanladıktan sonra her şeyi bitiriyoruz. Bütün diğer maddelerle teması bitiyor. İstersen aslında 1 litre için 1 çay kaşığı oluyor. Şurada orta litreye yakın bir su var. Birayla temas edecek her tarafın mutlaka temizlik maddelerinden geçmesi gerekiyor. Hem sarsandan hem PBB temizleyiciler. Ulan bir gün daha gerekiyor. Dibinde kalan köpüğün hiçbir zararı yok. Bu aynı zamanda biz bunları yaparken de birazcık kalmıştı. Bırakmadık. Tabii içerideki şu şekliyle bir saat bırakırsak yapacak ama özel bir zararı yok hiçbir şekilde.
şişe bundan sonra şişelemeye hazır. Bunlar ayrı şey mi? Bu süreçte bitiyor işlemimiz ve şişelemeye hazırlamış şekliyle kenara ayırabiliyoruz bunları. İstersen bunu da koyalım. Tabii bunu istersen. Onunla da yapıyoruz. Devam edelim. Ertuğrul bunlar değil mi? Evet. Yani dinin içindekilerin hepsi şeyde. Birinci aşamadan geçmiş. Birinci aşamadan geçmiş. Önce kullanılmış şişeler yine star standa bir gün ya da iki gün dinlendirilerek bütün dibindeki tortular çıkarılabilir. Sadece bir gün temas etmesi lazım. Bu? Thank you.
sana söyleyelim, bir de etiket çıkarıcı yapsın. İstersen aynı zamanda etiket çıkarsın. Birkaç gün beklemesi gerekiyor. Ama etiketlere niye? Ulaşım makinesinde çıkıyor. Hidrometreyle ölçebiliriz abi. Yani alkolü de %5 ile 7 arasında değişecektir. Hidrometre alkol mü ölçüyor? Yoğunluğu ölçüyor. Hidrometre alkolü ölçüyor ama çok düşük bir alkolü olduğu için %5 gibi biz yoğunluğuna göre alkolü ölçüyoruz. Sütlerde de kullanılıyor. Sütte su karıştırılmış mı, karıştırılmamış mı? Onun ölçümü için de kullanılıyor. Biz de yerin yoğunluğunu kesafetini ölçüyoruz. Peki, size kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Fıstık gibi bir bira olur yani. Giriyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
olduğu için yavaşça. Şuraymış. Şu ne suyu oluyor? Bu starsın. Arta kalan su. Hı. Bu aşamada Giro'ya diyecek her şeyin starsanla konuşulması gerekiyor. Çubuğu starsanladım. Başlığı da starsanladım. Çubuk. Yeniden vermeyi de kullandım. Ortalama 4 gram şeker kullanılıyor. Biz şu an 1 kiloluk pakette 405 adet küp şeker bulunan bir şeker aldık. Şekerin markası çok önemli değil. Kaliteleri ortalama aynı oluyor. Her birine biz ortalama 5 gram koymuş oluyoruz. 2 küp şeker atınca 5 gram oluyor ve şu şekliyle altta genelde bir şey koymanız lazım. Taşıyor çünkü. Bastırdıkça akıyor değil mi? Evet, bastırdıkça şuradan şuraya ve buradan şeye akıyor. Şu ilk çıkan İran'ın köpüğü değil, bu Starsan. O yüzden bunun çıkmasına izin vereceğiz. Evet, bu aşamada çekebiliyoruz. Genelde tamamen doldurulur. Musluğun girmesinden kaynaklı suyun hacminde bir artış olur. Bu artış telafi eder. Tamamen doldurulursa asitlenme aşamasında bir patlamayla karşılaşabiliriz. O yüzden tamamen doldurmuyoruz. Az doldurmak koyduğumuz şekeri oranla iyi olmayacaktır asidi için. Ardından kapatıyoruz. Bu bir şişemiz hazır. Bitirmek istersen ben yine de süzüyorum. Süzülmesini öneririm. Kalmasında da bir sakınca yok ama. Altı gramdan fazla küp şeker atarsak içine içerisindeki mayalar, sporlar, bakteriler o şekeri aside dönüştüremeyeceğinden kaynaklı şeker tadı alabiliriz. O yüzden 6 gramdan fazla atılmaması öneriliyor. Hangisiydi? Küçük olan.
benim kullandığım adı neydi? PBV temizliğiydi. Ondan başka var mı? Tabii ondan var. Ondan biraz koyalım. Hangisi abici bu? Ha yok, ben su hazırlayıp... Hemen getireyim, suyu getireyim. Bunu değiştirelim ya, eli şeyi geçtik. Biraz şu. Of. Kara kalmak bir İrlanda birası, stout cinsi bir yer. Yoğun karamel ve kahve tadı var, şu an asitsiz. Kokusu var değil mi? Çok yoğun bir kavrulmaya sahip. O yüzden siyah. Arpa çok. Arpanın kavrulmuşluğunda. Şimdi asıl olunca bu biraz daha azalacak mı? Böyle kalacak mı? Aynı. Şimdi bu tat. Bu tat kalacak, asitlenecek hem aynı zamanda. He? Asitlenecek aynı zamanda ama bu tat kalacak. Aroma koymak için şimdi mi müdahale etmek lazım? Hayır. Birayı fermentasyon aşaması bittikten sonra, yani aslında 14. günle bugün arasında bir hafta fark vardı. Bu bir haftada biz eksi aromalandırma yapabilirdik. Katılı, tarçın ya da işte greyfurt kabuğu, elma kabuğu benzeri şeyler. Kişiş, ustad, atma, gelen bunlar var. Ustad çok güçlü bir şeydir. Şundan koyuyorsun ya, bu. Evet. O zaman kuniyle de şey yapabilir miyiz? Tabii tabii, bitti mi bütün şişeler? Hayır, bir kasa daha var. Ha, ondan önce bir şey... Yok, fark etmez. Yap onları. Önce ama yeni sıvı, TBV sıvısı hazırlamamız gerekebilir. Evet, bunu değiştirelim artık. Bunu döküyorum. Evet, çöpe döküyorum. Bunları da kaldım. Bunu da değiştirelim.
kapitalizmi yıkabilir miyiz? Sanmıyorum. Kapitalizm emperyalizmin merkezinde 3 milyon insan kendi birasını yapıyor ABD'de. Yıkılsaydı diyorsun, oradan yıkılır. Evet. Evet abi, ne kadar koyuyoruz buna? Koyayım mı? Ne kadar lık su için? Bir şey değil. Koydun abi, seksin koy. Bu şey ama, bu ikinci aşama için. Ben birinci aşama için. İkinci aşama için bu. Su doldurmak gerekiyor. Ondan tamam. Da iki kaşık koymak gerekiyor. Bunu su doldurmak. Sonuçta biz bu işi böyle kademe kademe daha mamulsüz doğal mayasıyla, katkı maddesiyle yapar hale geldikçe o zaman bir farklılaşma olacak. Evet, iyice sistemden dışarı çıkmış olacağız. Bizim aldığımız kitler belli bir tekel oluşturmuş, bir ağ oluşturmuş. Türkiye'deki bütün distribütörler o ağdan, o tekelden sipariş etmek zorunda. Doların artışı hepsini belirliyor. Ama burada biz kendi organik tarım usulüyle elde edilmiş arpayla ya da kendi bahçemizde ürettiğimiz şerbetçi otuyla çok rahat bir şekilde kendi biramızı yapabiliriz. Sen bunu neyle karıştırmıştın? Dolaptırmasının gereği yok değil mi? Şu aşamada gerek yok çünkü küçük bir fermantasyon aşamamız daha olacak. Ama bu aşama bir haftadan itibaren dolapta koymak dinlenmesi adına daha iyi oluyor. Ertuğrul, başka bir huni yok mu ya? Yapmasından çok şişeyi temizlemesi daha meşakkatli. Daha zor. Temizlik en önemli en zor aşama. Her aşamada ayrı bir temizlik oluyor. Kendini Breaking Bad gibi hissediyor. Aşamada şişeye şeker koymayı unutursak asitlenme olmuyor. Asitsiz bira. Arada kaçıyor bazen. Asitsiz bira gelirse koymayı unutursak. Bu da geyiğe sardığını anlıyorsun. Bira üreticisi. Muhabbete dağılmış. Hayat
Peki bira mayası ile şarap mayası ayrı ayrı şeyler midir? Tabii. Ekmek mayası? Tabii hepsi bambaşka şeyler. Her şeyin mayası var. Ama ama temelde nohuttan mı yapılıyor bu mayalar? Yo. Nohut bir maya besleyicidir aslında. Maya besinidir. Doğal bir maya besinidir. Yani mayalar belli koşullarda belli ısı değerlerinde ya da belli uygun ortamlarda çevresindeki bazı besinleri yiyerek üreyebilme yeteneğine sahip. Bu düzlemde mesela bira mayasının şekeri yiyerek alkol ürettiği bir durum var. Şarap mayasının şekeri yiyerek alkol ürettiği bir durum var ama ekmek mayası şeker yemiyor. Ekmeği yaparken kullandığımız ekmek mayası şekerli değil, başka bir şeyler yiyerek yiyor. Şeker de koyabilir. Birazcık şeker de kullanılır ama asıl onu besleyen şey şeker olmuyor. Alkol, bütün alkol mayalarında ise mayayı besleyen şey şeker oluyor. Maya şekeri yiyerek alkolü aşağı çıkarıyor. Bütün olay bu ya. Şu an biz burada doğal bir mayadan belli teknik koşullarla elde edilmiş yapay bir maya kullandık. Toz bir maya. Ama kendi evde yaptığımız arpa birası ya da uğur birasıyla dibinde kalan tortudan maya elde edip o mayayı uygun koşullarda tıpkı ekmekte kullanılan ekşi maya yöntemi gibi uygun koşullarda saklayıp istediğimiz zaman birada kullanabiliriz. Ya da şarapta hiç gerek yok çünkü üzümün çevresinde zaten doğal bir maya var. O doğal maya fermentasyon aşamasına geçiriyor üzümü. Hatta onun için hiçbir şey gerekmiyor. Üzümün sadece ezilmesi ve oksijenle temas etmesi mayalanması için yeterli oluyor. Bazen asmanın altında ya da kırmızı erik ağaçlarının altında çok ekşimsi öyle yoğun bir koku var. O işte dalında mayalanmıştır orada bütün erikler ya da üzümler. Yere düşmüştür, yerdeki ısıyla birlikte ezilerek mayalanmıştır. Öyle bir video var. Filler galiba, filler mi? Şeyler mi? Bir armut ağacının altına gidiyor, yiyorlar armutları. Evet, sarhoş oluyorlar. Bir sarhoş oluyorlar, sallanıyor mu? İşte o agave denilen bir şey. Bir ağaç, %50-60 alkolü olan bir meyveymiş o. Öncesinde koyuyorum şekeri. Bol kokun yer alırsın, burası bitti. Henüz yarısına yetişmedik. Ne demek yarısına yetişmedik? Ya bire geçiyorum ama. Sanki Almanya'da bire geçiyorum. Olmuş mu? Olmuştur, biraz soğuk olsa var emek. Sessiz bile içiliyor değil mi? Ha. Ya soğuk olması her şey için yeterli. Bak ben şekerleri hazırlayayım mı? Olabilir. Fordist bir yöntemle üretime başladım yani. İki. Böyle bir risk kalmaz. Bak senin verdiğini yapacağım. Evet. O da, şu şişeler değil mi? Bu şey değil. Şöyle yapalım o zaman. Böyle, sen şuraya koyacaksın.
Bu ağzı kapalı olanlar Tolga'nın verdikleri. Hangi? Şu. Gelen biri çok yoğun bir bira kokusu olabilir şu an burada. Ha, biz alışıklarız. Evet, içeride olduğumuz için. Şurada. Yapınca biraz hızlı olmayacak, merak etme. Yani yok canım lan. Başka yapacak kim yok. Pazar akşamı Beşiktaş Galatasaray maçı var. Şimdi benim kombine biletim var. Tamam mı? Derne sorun yok. Ama ertemine bilet alacağız. Bugün saat 11'de biletler satışa çıktı. Saat 11'de bilgisayar açık, laptop açık, o sayfa açık. 11 Beşiktaş Galatasaray biletleri bastım. Benim orada iki tane boşluk var. Hemen onlara bastım. Alamadım iyi mi? Ve benim orada şey yok. Bilet bitti. Aynı anda 20.000 kişi girmiş olabilir. Aynı anda şey oldu. Alamadık bilet. E baba ne yapacağız? Dedim lan ne yapacağız? Gideceğiz kapalı tribünden alacağız. Kapalı tribünden aldık ayrı seyredeceğiz. 150 liraya alacaktı. 350 liraya aldık. Kahrolsun kapitalizm işte. Hayırımızı kapatıyoruz. Başka bir işlemimiz yok. Hayırlı olsun, afiyet olsun. Daha az kapitalist günleri inşa etmek için nice nice etkinliklerde diyelim.